Gastroşef'ten hepinize merhaba. Bugün sizleri İspanya'da Endülüs bölgesine götüreceğim ve çok basit, soğuk bir çorba yapacağız sizinle. Gazpacho. Bunu sanırım birçoğunuz duymuşsunuzdur gazpacho'yu. Hemen malzemeleri sayayım. 2 dilim ekmek, domates, sarımsak, yeşil biber, salatalık, sirke. Benim sirkem çok güçlü olduğu için ben bir tatlı kaşığı koydum. Sizin bir yemek kaşığı koymanız gerekli. Bir tatlı kaşığı kadar kimyon ve de zeytinyağımız var burada. Ve bir blender'a ihtiyacımız var. Ve buz. Buz kullanacağız. Hemen nasıl yapılacağını göstereyim. Şimdi bunları, domatesi, salatalığı ve biberi biraz içlerinden, yanlarından alacağım ki süs olarak sonunda garnitür olarak üstüne koyabileyim diye. Tabii siz evde bunu yapmaya da bilirsiniz. Ben üzerinde güzel bir süs olsun diye bunu yapacağım. İsterseniz ekmeklerinizi kurton haline getirebilirsiniz. Üzerine servis etmek için ayrı bir dilim ekmek kurton yapabilirsiniz. Onu da hemen size nasıl yapacağınızı göstereceğim. Önce kurtonla başlayalım o zaman. Evet, şöyle bir dilim ekmeğinizi alın. Kenarlarını kesin. Bu kenarları çorbada da kullanacağız. O yüzden ziyan olacak diye düşünmeyin bunları. Ben sadece bir kişilik yaptığım için yani bir dilim ekmek yeterli olacaktır. Ve küpler halinde keseceğiz. Önce uzun şeritler halinde kesiyoruz. Uzun şeritleri tekrardan küpler haline getiriyoruz. Buna istediğiniz tadı koyabilirsiniz. Sarımsak koyabilirsiniz, kekik koyabilirsiniz, istediğiniz baharat, pul biber, aklınıza gelebilecek herhangi bir şey olabilir. Fakat ben çorbanda kimyon kullanacağım için sadece biraz zeytinyağıyla karıştıracağım ve bunu fırına 180 derecelik bir fırında kızarana kadar pişireceğim ve kurton elde edeceğiz. İsterseniz çok vaktiniz yoksa da bu işlemi tavada da yapabilirsiniz. Tavanızı, yağınızı koyun, ısıtın, ekmeklerinizi koyun ve kızarana kadar pişirin. Kurtonunuzu elde etmiş olacaksınız. Evet, şu anda bütün malzemelerim hazır ve blenderımın içine alıyorum. Ben göstereyim. Domateslerimi dörde böldüm. Biberlerimi kabaca doğradım. Çünkü bu blender, affedersiniz, anasını ağlatıyor. Her şeyin o yüzden hiç önemli değil. Güçlü bir blenderınız varsa hiç önemli değil. Direkt içine atın. Kendi ezecektir o onu. 2 diş sarımsak kullandım. Çünkü buradaki sarımsak... Evet, kurutonlarım oldu bu arada. Çünkü buradaki sarımsaklar çok güçlü. O yüzden fazla bir sarımsak tadı istemiyorum. Fazla koymadım. 2 diş yeterli. Kimyonumu koydum. Şöyle sirkemi de ekledim. Ve şimdi buzumu koyacağım. Buzu koymamın şöyle bir sebebi var. Blender döndükçe ısı oluşacak ve biz soğuk bir çorba yaptığımız için bu ısıyı istemiyoruz. Siz bu soğuk su da kullanabilirsiniz. Hatta buz yeterli olmazsa ben de soğuk su ekleyeceğim tabii ki de. Şimdi buzumuzu da koyalım. Ekmeklerimi de atıyorum içine. Demin kroton için kestiğim ekmekleri ziyan etmiyorum. İçerisine atıyorum. Evet, şimdi hemen bir tadına bakacağım. Evet, şimdi en son aşamada tuzunu ekleyeceğim ve tekrar karıştıracağım. Evet, isterseniz bu aşamada çorbamız hazır olduktan sonra bunu bir ters süzgeçten geçirebilirsiniz ama ben yapmayacağım bunu. Şu anda servise hazır çorbamız. Hemen şöyle koydum tabağıma. Şöyle doğramış olduğum salatalık, domates ve biberleri üzerine ekleyeceğim şimdi. Şöyle kurutonlarım da hazır. Kurutonlarımı da koydum. Şöyle üzerine zeytinyağını gezdirerek servise hazır hale getirdim. Çok basit. Evde fazla kalmış ekmeğiniz vardır. Domatesi kullanamamışsınızdır ki Türkiye'de bence öyle bir şey mümkün değil. Herkes evde domates kullanıyor. Ya da elinizde fazla kalmıştır.
Çok basit bir şekilde bu soğuk çorbayı yapabilirsiniz. Zaten yaz da geliyor. Yaza uygun çok süper bir tarif. Hepinize afiyet olsun. Hepinize lezzetli günler dilerim. Kanala şuradan bir yerden lütfen abone olun. Yorumlarda yorumlarınızı da benimle paylaşın ve lütfen beğen butonuna basın. Hepinize lezzetli günler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.